Bunu memnun etti mi? Şimdi sevgili Ali Morca, hiçbir zam ne halkımızı ne bizi mutlu etmez. Yani zam gelmesi taraftarı değiliz. Ama tarifi giderlerin çok olduğu bir ortamda, her şeyin enflasyon üzerinde arttığı bir ortamda mecburen taşıma sektörü de, yani bizler yolcu taşıma sektörü yapan taksiciler de doğal olarak bu zammı almak mecburiyetindeydiler. Lakin biliyorsunuz en son zammı yazın almıştık. Büyükşehir Belediyesi bu zam oranına, yani 5 aylık parametreye bakarak zammı %28.9 olarak bugün onayladı. Tabii onaylanan bu zam bizi mutlu etti mi? Tabii ki etmez. Ben seninle yapmış olduğum tüm programlarda, çıkmış olduğum televizyon ve radyolarda bunları hep dile getiriyorum. Bizim bu aldığımız zam son 2 senenin kayıp zammıdır, telafisidir. Yani biz yatırım amaçlı değil, artık günü kurtarma amaçlı bir zam alıyoruz. Bu da ne yazık ki sektörü olduğu gibi dibe vurduruyor. Yani çalışan arkadaşlarımızın model düşüklüğü, taksi şoförü arkadaşlarımızın yani giyim kuşamları, taksici arkadaşlarımızın hayata bakışı ve taksici arkadaşlarımızın İstanbul halkı yaşadığı problemlere hep böyle sıkıntıya sokuyor. O amaçla karşımızdaki Büyükşehir Belediyesi de ne yazık ki Nuh diyor, peygamber demiyor. Teşkilat almasın. Ben bunu yaptım diyor. Bu olacak diyor. Ve o geliyor. Yani bu zam bizi kısaca mutlu etmedi sevgili Ali Morca. Evet, seçim öncesi UKOME'nin kararının ardından, zam kararının ardından bir takım olaylar çıkmış. Seçim öncesi derken? Yani bugün Ocak ayındayız. Mart 31 Mart'ta seçimler de var. Belediye seçimleri, evet. Yerel seçimler de var. Bu seçimleri etkiler mi bu? Bugünkü çıkan hadiseler, yani protestolar. Yani hayat şartları Türkiye genelinde tarifi giderlerin çok artmasından dolayı bu doğal olarak yapılacak olan bir artıştı. Bence taksi için yapılan fiyat artışından ziyade ülke ekonomisindeki 1 liralık işlerin 10 liraya satılması, 1 liralık bir ürünün 10 liraya satılması gözün alındığında seçimle alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu zaten daha önce bize verilen bir haktı. Biz kaybolan hakkımızın 2021 yılındaki hakkımızı şimdi aldık. Yani şimdi olaylar çıkmış. Ben orada değildim. Gözaltına alınan taksi esnafı kardeşlerimiz olmuş. Konu hakkında bize nasıl bilgi verebilirsiniz? Şimdi sevgili Morca, şöyle bir durum var. Bugünkü medyaya düşen tüm haberler yalan haberlerdi. Bakın ne diyorum, yalan haberlerdi. Niye yalan haberlerdi? Bir kere orada toplanan kişiler minibüsten taksi dönenler. Bizim dava açtığımız minibüsten taksi olmaz şeklinde Sayın Belediye Başkanı göreve geldiği günden beri kaşıdığı bir meslek olan taksi sektörünü tamamen dağıttı. 10 parçaya böldü ama ne yazık ki toparlayamıyor. Ve bu gidişle de toparlayamayacak ki sebebi sektöre vermiş olduğu söz çerçevesinde sektör yöneticileriyle, sektörün ileri gelenleriyle bir türlü ortak masada bir diyalog kurmamasından kaynaklanıyor. Şimdi bu arkadaşlarımız 8+1 olarak minibüsten taksi dönen ve VIP olarak bu iş yapan arkadaşlardı. Bunlar VIP işine geçtikten sonra, şimdi sevgili Morca, yani 8+1 bütün araçlarımızın genellikle çalıştığı bölgeler belli bölgeler. Yani turistin çok olduğu bölgeler. Bu amaçla bu arkadaşlarımız ne yazık ki bu araçları alma mecburiyetinde oldular. Aldıktan sonra ellerinde patladı. Bugün bir Gazi Mahallesi'nde, Esenyurt'ta veya varoş yerlerde diyelim, buna tercih eden hiçbir yolcumuz olmuyor doğal olarak. Bunlar da artık günü kurtaramıyorlar. Şimdi geldiğimiz nokta içerisinde bugünkü UKOME önünde bu arkadaşlarımıza belirli kesimlerden, tamam sizin işleriniz sıkıntılı, biz sizi 4A
artı bile çevireceğiz deyip ki Aralık ayında yapılan alt komisyonu da bunun onayını vermişlerdi. Size 4 artı 1 yapacağız dediler. Ve bugünkü hukuka toplantısında alt komisyondan geçen 4 artı 1 olma şartı gündeme dahi alınmayınca minibüsten taksi seksin arkadaşlarımızın yapmış oldukları bir protesto diye. Bugünkü protestonun üstüne basa basa söylüyorum. Bugünkü protestonun taksimetre zammıyla uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını sizin aracılığınızla ve İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı olarak duyurmak istiyorum sevgili Morca. İkinci sorunuz ise bugün evet 3 arkadaşı gözaltına aldılar. Bunlardan 2 tanesini serbest bıraktılar. Bir arkadaşımız da şu an soruşturma götürdüler emniyet tarafından. Büyük ihtimalle onu biraz sonra salacaklar sevgili Morca. Evet. Verilen zam tekrar ediyorum. Verilen zam taksi esnafını memnun etti mi? Asla. Sevgili Morca bakın. Zaten piyasada işler çok zayıf. Korsan bir firmanın mahkemesi devam eden korsan bir firmanın ne yazık ki ulaşılma zorluk çekilen İstanbul trafiğinde müdahale ederek içeriye girmeye çalışan korsan bir taşımacılığın ne yazık ki işimizi çaldığı bir ortamda günler yaşıyoruz. Bu ortam içerisinde işlerimizin minimize olduğunu hep birlikte yaşıyoruz ki ben taksiye çıkan bir insanım. Ve bundan dolayı da artık sektör can çekişmeye başladı. Herkesin bir yerden sanki Amerika'yı yeniden keşfettiğini sanarak sektör içerisine ama öyle ama böyle ama farklı araçlama, farklı bir sistemle ama aplikasyonla dahil olmaya çalıştığından dolayı işlerimiz biraz çok fazla düştü. Ne yazık ki bu firmanın mahkeme süreci devam ediyor. Ki bunun emsal kararı da var. Yani bunun emsal kararı da çıktı yapamaz diye. Hatır taşımacılığı diye bir şey çıkarttılar. Bundan dolayı işler biraz zayıf ama inşallah bu haftaki 10 Ocak'taki mahkemede ki şimdi duyum aldım. Bilirkişi raporu halen gelmemiş. Mahkemede ben bu sistemine katılacağını ve taksi arkadaşlarımızı tekrardan İstanbul halkına iyi bir şekilde hizmet etmeye ve şoför arkadaşlarımızla para kazanmaya başlayacağını tahmin ediyorum. 31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Taksi esnafı yeni seçilecek belediye başkanıyla ilgili sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz? Şimdi şöyle sevgili Morcu ben dün bir araştırma yaptım. İyi bir yerden araştırma yaptım ve dün akşam televizyonda bunlar tartışıldı. Sayın Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildiği 2019 yılında taksi sektörünün %70'inden oy aldı. Bakın bu araştırma üzerine konuşuyorum sevgili Morca. %70'inden oy aldı ve taksi sektörünün teveccühüyle ilk seçimde biliyorsunuz 15 bin 16 bin oy farkı vardı. Taksi sektörü genelde AK Parti meyilli arkadaşlarımızdır ama %70 gibi ilk defa tarihinde sol tandanslı bir belediye başkanı taksiye %70 bir oy aldı. Ne yazık ki hani bir insan sabah kalkar yatağa dağınıktır ya ne yaparsın yatağı toparlarsın. Ne yazık ki sayın belediye başkanı o yatağı dağıttı ve toparlayamadı. Tüm taşıma sektörünü birbirine düşman etti. Şimdi geldiğimiz noktada arkadaşlarımız yapmış olduğu analizlerde ve dün akşam almış olduğum veriler ve dün akşam bir televizyon programında anlatılan veri karşılığında %70 taksi esnafından teveccüh gören sayın belediye başkanının taksi esnafından teveccüh oranı %5'e düşmüştür. Şimdi taksi esnafının şoförüyle plaka sahibiyle aile efradıyla durak başkanıyla %70 rakamını ortaya koyduğunuz anda bu hemen 185 bin kişiye tekabül ediyor sevgili Ali Morca. Tabii ki bir 15 bin oy farkıyla ilk seçim alan bir belediye başkanının bunu göz ardı etmemesi gerekiyor ama ne yazık ki sevgili Morca maç 5-0 ve son dakika. Evet. Yani sayın belediye başkanı bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bu esnaftan teveccüh görmeyecektir. Yeni kim gelecek? Valla
yeni gelecek olan belediye başkanı inşallah gelen gideni aratır atasözüne bizi maruz bırakmaz diye düşünüyorum. Biz de, evet. Biz de gelen belediye başkanımıza adayına mesela AK Parti adayını açıkladı. Biz kendi görüştük. İyi niyetli. Beraber çalışacağız diyor. Ama inşallah şimdiki belediye başkanının bizi kandırdığı gibi o da bizi kandırmaz sevgili Morca. Evet, bu konuda da çok mücadele ettik. Ettiniz. Ben şahitim. Esnafla barıştırmaya çalıştım. Sürekli esnafla kavga ettiler. Ettirirdiler arka planda. Hala ediyor. Hala ediyor. Evet, ben çok mücadele ettim ve size de tanıklık yaptım, yani tanık oldum size de. Önde gelen insanlar olarak ben bir araya getirmeye çalıştım. Çok mücadele ettim ama yetersiz kaldım, başarısız oldum. Başarısız kaldım, dinlemediler. 31 Mart'ta bunun bedelini ödeyecekler diye görüyorum. Vallahi bilemem. Ben sadece seçilen belediye başkanı kim olursa olsun, eğer bizlerle iyi niyetle İstanbul halkının sorunlarına, taşıma sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ve bu sektörün dibe vuran itibarını yükseltmek amacıyla ve İstanbul halkının tekrar taksiciyle barışması açısından eğer ki bir adım atarsa biz de kendisine onu adım atacağımızı bilmesini istiyoruz. Ha, kim? Sayın belki Ekrem Bey gelebilir veya Murat Kurum Bey Efendi gelebilir veya farklı bir partinin adayı kazanabilir. Kim kazansa kazansın ama bizimle ortak noktada buluşması hepimizin faydasına olacağını düşünüyorum sevgili Morcan. Evet, STK'larla ilgili bir bayağı bir çalışma yapmıştınız siz. Öneride de bulunmuştunuz ama kimse dinlemedi. Onun için geçmiş olsun. Ben diyorum, ben görüyorum çünkü. Sahadayım, sokaktayım. İnsanlar dinliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Son olarak son sözlerinizi alalım. Topluma, insanlara, esnafa son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi söyleyecek şeylerin hepsini söyledik. Zaten söylediğimiz konuların da hayata geçmemesinden dolayı Mart ayında yapılacak olan İstanbul Taksiciler Birliği olan genel kuruluna da aday olmayacağımı deklare ettim. Çünkü başarısız olduğumu hissediyorum. Çünkü kendimizi kurumlara anlatamadık. Anlatmak istedik ama dinlemediler. Ne yazık ki yeni gelecek olan arkadaşlarımızın özellikle 25 yıllık, 26 yıllık İstanbul Taksiciler Birliği'nin başta gelecek olan arkadaşlarımız bizden çok iyi yapacağına inanıyorum. İnşallah bu arkadaşlarımız dernek bazında, İstanbul Taksiciler Birliği bazında iyi çalışma yaparak sektörün sıkıntılarına çözüm bulacağını tahmin ediyorum Sayın Ali Morca. Bizden artık bu kadar diyoruz. İnşallah biz görevimizi yapmaya çalıştık. İyi niyetliydik. Hiçbir zaman art niyet düşünmedik. Hep sektörü düşündük. Hiçbir zaman kendi menfaatlerimizi ön plana çıkartmadık. Asla da çıkartmadık. Ama ne yazık ki başaramadık. Çünkü yetki önemliydi burada. Yetkiyi alan kurumların bizleri muhatap almamasından dolayı ki biz bir dernek olarak konuşuyoruz. Odayı dahi muhatap almayan, birliği dahi muhatap almayan bir belediye başarı gelmiyor. Bu başarısızlık karşısında bize düşen görev artık aday olmamaktır. İyi arkadaşlarımızın, mücadeleci arkadaşlarımızın, daha etkin arkadaşlarımızın sahada gelecek olan belediye başkanına iyi çalışıp İstanbul halkına güzel bir meslek sunmalarını düşüncemiz sevgili Ali Morca. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. İstanbul halkına hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlarımızı, saygılarımızı yollayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sayın